Hepinize selam millet, ben Arda ve yepyeni bir günlük vlog, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte bizim burada bir tane profesyonel bir basketbol takım var. Onun maçını izlemeye gideceğiz sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce söyleyeyim, sol alttaki Instagram adresimden beni takip etmeyi ve kanala abone olup videoya şu şeyi bırakmayı unutmayın. Onun dışında videoya geçmeden önce, yani yola çıkmadan önce size göstermek istediğim birkaç tane şey var YouTube için. Birkaç tane şey aldım. Şöyle bir şey aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Şuraya koyayım kamerayı. Evet, şöyle bir şey satın aldım. Gimbal diyorlar buna. Stabilizer, yani videoların stabilize olmasını sağlıyor bu alet. Ama bu telefon için olanı. Bunun fiyatı hemen hemen ben Black Friday indiriminde 69.99 dolara almıştım. Normalde bunun fiyatı 100 dolar falandı sitede. İndirimle birlikte 69.99 almıştım. Bunun markası iyi bir marka değil. Beyonski'nin olan gimbal'ı bu. Bunun aynısının DJI için olanı da var. Ama onun fiyatı çok tuzlu yani. 150 dolar falan. Bu mobil için olanı. Kamera için olanı ise bunun hemen hemen 500-600 dolarlardan başlıyor. Gerçekten çok pahalı. Şunu ben içine yerleştireyim. Ne işe yaradığını bir görürüz. Evet, geldim. Şimdi şu anda görüyorsunuz inanılmaz dengesiz bir durumda. Daha hiç modunu falan kurmadım. Modlarını kurunca gerçekten inanılmaz bir alete dönüşüyor. Modlarını kurmayınca bile tuşa basılı tutuyorum. Dengeliyor hemen telefonu. Görüyorsunuz özelliği bu. Şu anda takipli modda. Daha doğrusu şu anda hiçbir görevi yok aslında. Ama gene o halde bile görüyorsunuz. Şöyle yani telefonunuzun hiçbir şekilde video çekerken titrememesini sağlıyor. Şu anda şöyle mesela eliniz şey oldu mesela, bak şu anda ne kadar titriyor elim ama o kadar düz bir görüntü gösteriyor ki. Ve özellikle bunda mesela şöyle şey görüntüler falan çekmek çok zevkli oluyor. Çünkü telefon hiç titremeden düz bir şekilde gidiyor, hiç sapma yapmadan. O yüzden bayağı güzel bir alet, benim bayağı hoşuma gidiyor. Gerçekten bunlarla güzel videolar çekebilirim alanlar açısından. Bu şekilde böyle bir şey aldım, bunu da göstermek istedim. Artık yola çıkalım, çok uzattım çünkü. Hadi başlayalım. Evet dostlarım, yola çıkmadan önce bir spora gideyim dedim. Yani çünkü bugün off day'im, normalde biliyorsunuz basket takımındaydım. Öyle bir durum güncellemesi de yapayım. Şimdi voleybol takımına katıldım. Voleybol takımında gene bildiğiniz gibi haftada 5 gün antrenman var. Hafta sonları antrenmanlarımız yok. Ama ben gene yani gideyim, biraz bacak çalışacağım şimdi. Orada da birkaç tane görüntü almaya çalışırım. Ondan sonra yola çıkacağız. İlk bir spora gideceğim. Birkaç saat dediğim gibi bir fazlalığımız var. Onu da sporla değerlendirelim. Spor yapalım. Hadi gidelim. Orada da görüntü alırım. Evet, şu anda küçüklerin hokey maçı varmış. Ondan da birkaç tane kare göstereyim size. Kapı açılırsa tabii. Şöyle 8 yaşında çocuklar hokey oynuyor şu anda. Yarı saha oynuyorlarmış. İki sahada şu anda görüyorsunuz yarıya bölmüşler. İki sahada farklı maçlar yapılıyor. İyi atıyor ha. Senden iyiler büyük ihtimal. Ben değilim abi, ben hiç denemedim. Oh oh. Golü gördün mü? Attı mı? Çekemedim oğlum ben. Arda attım. Vallahi bizden iyiler ya. Bu şekilde, önceki videolardan bilmeyenler varsa, burası bizim Civic Center işte. Bu şekilde bir tane okey sahamız var.
güzel yani. Böyle maç falan izliyoruz arada. Civic Center'ı bir önceki videolarından bilmeyenler varsa şurada hokey sahamız var. Şöyle bir tane havuzumuz var. Havuzumuzu da göstereyim de. Şöyle bir tane havuzumuz var. Pratik adam da var. Pratik adam var burada. Onun dışında şurada sağ tarafta da bir tane de spor salonumuz var. Şimdi spor salonuna gideceğiz. Civic Center'ı tanıtımım bittiyse gidebilir miyiz artık? Gidelim. Hadi o zaman. Oğlum ne yapıyorsun ya? Evet, Arman'ın kanala gelen soruları cevaplıyoruz. Arman evet, oku. Evet, okuyorum. İlk gelen yorumu okuyorum. Yorumu oku aynen. Yorumları cevaplıyoruz. Salak senden pratik değil, salak adam olur. Video izledikten sonra benim kanal abone olmayı. Evet, şimdi Çin lokantasına geldik millet. Burada sınırsız Çinli yemeği yiyeceğiz. Arman kardeşimle beraber. Evet millet, sınırsız Çin lokantamızda ben açılışımı yaptım bu şekilde. Tavuk var şöyle. Açılış. Arman kardeşim. Ben de açılışımı yaptım. Şöyle göstereyim Arman'ınkini. Arman bir şey almamış açıkçası benimkinin yanında. Şöyle göstereyim. Çin lokantasında böyle bir sınırsızda böyle bir açılış yaptım ben. Evet millet, ben ikinci turuma geçtim. Bu benim ısınmam bitti şimdi. Karides ben, bravo söyle. Karides. Görüyorsunuz karidesler ve şu tavuğu bilmiyorum da çok güzel bir şey ve burada gene karides var. Türkiye'ye giriyorsun 150 TL. Karideslerden yedim full. Arman kardeşim de tatlısını aldı geliyor. Doydu doydu. Arman kardeşim doydu. Keşke aç olarak gelseydin abi. Vallahi ya. Arda sana yiyor. Bir gün bak diyorum bak. Bir gün oruç tutalım seninle ve oruçta buraya gelelim. Mantıklı. Sence buraya ne olur? Buraya ne olur abi? Burayı bitirelim. Yoruma yazın. Burada Arda Altınay ne yapar buraya? Yemek kalmaz. Evet millet, şimdi hesap geldi. Hesabımız geldi, şöyle göstereyim. 2 kişi 26 dolar tuttu ve sınırsız yedik. Şu anda da tatlı bölümündeyim ben. Tatlımızı da yedikten sonra kalkacağız. Bayağı yiyebiliriz.
istemiştim. Abi aynı rakip gelmiş, kafayı yiyeceğim ya. Tesli var adam. Evet. Bak bak. Zaten ben zaman kurtuluyorum. Bak bana da alacağım birazdan, bunu yiyeyim. Bak distansla durmuşsun, bak şuradan herhalde durdu en azından. Çok güzel, adam uçlamı da gözükürler. Evet millet, şimdi maça geldik. Arman kardeşim, ne diyorsun? Vallahi maça geldik, herkes böyle smaç vuruyor, bir etkilendirdiler bizi daha maç başlamadan. Bakalım nasıl olacak Arda Altınay. Görüşlerini alalım. Güzel maç olacak ya. Bence bak, her smaç. Telif. Telif yemeden ben bir şu videoyu bir durdurayım. Çünkü şarkı çalıyor. Bu maç uzatmaya kalmıştı. Çok zahane kazanmış adamlar. Oh yeah! Evet millet, şimdi maçına geldiğimiz takım Riptile adlı bir takım. Burada bizim St. John'da bir tane ya profesyonel bir tane, yani yarı profesyonel denebilir. Sahayı görüyorsunuz, böyle bir takımımız var. O takımın maçına geldik işte. Ay. Kadın buraya 10 dolar falan mı veriyor? 10 dolar. Bence değer. Maskot çok iyi. Kendi takımın basket atana kadar alkışlaman gerekiyormuş, öyle mi? Ayağa kalkıp. Ayağa kalkıp alkışlaman gerekiyormuş kendi takımın basket atana kadar, öyle bir adet varmış. Göreceğiz. Takımımız hangisi? Bizim takımımız sarı olanlar. Niye? Harman ya. Harman harbi bilmiyor muydun, troll musun? Ben kırmızıyı tutuyorum.
başlıyoruz. Bu arada 5 numara inanılmaz iyi. Evet, dediğim gibi o bahsettiğim şey burada adetmiş. İlk sayı atılana kadar herkes ayağa kalkıp alkışlıyor. Görüyorsunuz. Bizdeki 15 çok iyi oyuncu. Bizdeki 15 alay oyuncu. Bence Toronto Raptors alır. Toronto Raptors mı? Toronto Raptors 15 sayılı alır. Bu belli mi? Bu mu? G-League'de oynamış bir sayı. Valla, işte. 15 var iyi. Satır olmuş. Ne zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. O sırada şöyle maçı da görün arkada. Hızlıcım. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Şu öndeki koltukları görüyorsunuz. Şu sağ kenarındaki koltuklar. O koltukların fiyatı 25 dolarmış. Bizim otur 14 dolarmış. Şuradaki sağ içi koltuklar 25 dolarmış. Yani bir fark yok şu anda neredeyse. Hemen hemen aynı yerdeyiz diyebilirim. Oh, oy. Ay. And out of bounds by TJ. That's going to be Highlanders ball. Oi! Oi! Temiz. Şurası da özel localar. Gözükmüyor size. Biraz yaklaştırayım. Görüyorsunuz bar gibi insanlar yemeğini yiyip maçı izliyor oradan. Gibi, bu arada bir şey demek istiyorum. Buradaki oyuncuların hepsi çok genç. En yaşlısı 22 yaşındaydı değil mi? En yaşlısı 24 yaşındaymış. Ve gerçekten bence geleceği olan oyuncular var. Bence. Yok mu? Var var. Kötü değiller. Bu arada bunlar aylık 20 dolar falan maaş alıyormuş. Ne kadar maaş alıyormuş? Bu arada bunlar aylık 20 dolar maaş alıyormuş. Ortalama yani. Rahmet olana bak. Bence şu 32 tosun parçası. Benden bence bundan oyuncu olur gelecekti. 32 hayvan oğlum. O atışı kaçırması olurdu. Evet, burada bir de bir şey dikkatimi çekti. Periyotlar 12 dakikalık. Şu anda görüyorsunuz 10-18'de. Yani 10 dakikalık değil Türkiye'deki gibi. Burada da 12 dakikalık periyotlardan oynuyor. Burada az önce de Elvan aldı bizim çocuk. Şu anda 27-17 yeniyoruz. Güzel. 3 sayılık. Ben niye çekmedim onu ya? Az önce bir smaç olmuş. Abi. O smaç neydi? Poster etti poster. Bizim çocuk poster etti. Oğlum çok ısırdı bir de ya. Çok fena smaç vurdu ya. Üzerinden vurdu bir de. Ay. 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 Çok zor. Ay. Yok artık. Ay. Ortam gerildi. Karşı takımın 11 numarasına teknik faul çalındı. Ortam bayağı gerildi ya. Az önce ona bir faul çalınmadı. Ondan sonra geldi. Bizim çocuğa bağırdı falan. Ay şey, koluna vurdu falan. Bir de şöyle bir şey de fark ettim. Şu anda sahada tek beyaz olan 11 numara. O da. Evet, şu anda oyundan atıldı 11 numara.
O da karşı takımın bence en iyi oyuncusu falandı yani. Çok sağlam şut atıyordu. İkinci teknik. Oo, arda arda iki tane aldı. Aynen, ikinci teknik faulden atıldı. Zaten maçı da kazandık büyük ihtimal. Şöyle göstereyim. Yanına gidip ağla mı desek? Ağla. Oyuncu 5 numara. Reis oyuncu. Kalitesi var mı? Böyle bir kamera kalitesi var mı ya? Televizyondaki yayınlar bu kadar kaliteli yapar. Arda konuşuyor yayın ya. Arda ne oluyor Arda? Go on, Teresa, get in there. All right, fans, it's time to give away some money. Get those 50-50 tickets out for those of you who picked one up. Thank you very much. Somebody's going to be going home with a check for $513. Evet, az önce 11 numara 3. teknik faulünü aldı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gelip şurada topu kaybetti. Sonra şuradaki boardlardan bir tanesine vurup sahaya fırlattı, tekme attı. Manyak ya. İşte 11 numara şurada. Ve hakem bence koçunun da farklı bir problemi var. Çünkü hala 3 teknik faul almış bir oyuncuyu oyunda tutuyor. İlginç. Podelix'ini istiyoruz. Podelix. Evet, yollanacak. Atıldı sonuçta. Son 19 saniye maç bitti. Hala savunmaydı, ayıp o yaptıkları. Son 11 saniye. Evet, biletim maçtan çıktık. Evet, takımımız kazanmış öyle diyorlar. Ben de yeni öğrendim. Evet, güzel smaçlar falan vardı. Evet, bayağı. En güzeli sence hangisiydi? Sen hiçbir smaçı çekebildin mi kardeşim? Çektim. Galiba çektim. Tamam. Sence bu takım Süper Lig'de oynar mı abi? Oynayamaz. Basketbolda? Oynayamaz. Bence oynarlar. Yani. B Ligi'nde falan oynar. Bence oynarlar ama bilmiyorum. Evet, İstanbul'da gördüm de her yer karlıymış ama görüyorsunuz Kanada'da kar yağmasa bile her yer, yani kar bir türlü kalkmıyor çünkü hava o kadar soğuk ki bir ay önce yağan kar bile duruyor.